Otantik Kıbrıs Mutfağı'ndan yeniden merhaba. Sizlere bu güzel kültürümüzü, bu yüzyıllar içerisinde oluşan kültürümüzü hep anlatmaya çalışıyoruz. Her hafta yeni bir lezzet, yeni bir lezzetin öyküsünü anlatmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de kesinlikle kaynak kişilerimiz Kıbrıslı, Kıbrıs kökenli ve bu kültürü yaşayan ve yaşatan kişilerdir. Evet, bu hafta Esentepe köyündeyiz. Esentepe köyü adanın kuzeyinde, hemen denize nazır, müthiş bir konumda bir köy, yerleşim yeri. Ve her geçen gün de gelişen bir yerleşim yeri. Daha çok yabancıların akın ettiği bir bölge ve buradaki insanlar ile yabancılar iç içe yaşıyorlar. Ve buradaki insanlarımız da genelde Kıbrıs kültürünü, sosyal yaşamını sürdürmeye çalışıyorlar. Evet, biz bugün Esentepe'de çok değerli bir dostumun, özellikle çok sevgili, çok değer verdiğim ve bana araştırma çalışmalarımda büyük katkı sağlayan, baba oğul gibi, abi kardeş gibi büyük destek sağlayan Mustafa Gökçeoğlu, araştırmacı yazar. Mustafa Gökçeoğlu'nun 90'lı yıllarda beni tanıştırdığı Yeter Hoca'nın evindeyiz. Yeter Hoca, Yeter Arslan. Kendisi bir emekli öğretmen, muallim. Orta eğitim müdürlüğü yapmış biri. Ama en önemlisi Kıbrıs kültürünü, Kıbrıs sosyal yaşamını çok iyi bir şekilde hayatında sürdüren bir kişi. Ve oldukça değerli bir kişi. Halen daha Kıbrıs kültürünü kendi doğası içerisinde bütün Kıbrıs kültürü, mutfak, el sanatı ve doğa ile ilgili tüm çalışmalarını halen daha sürdüren biridir. Ve biz şu anda onun evindeyiz. Böyle evine bir baktığımızda arkamda Cemile ağacı, Kıbrıs'a özgü çiçekler, kaktüsler, bir lemon ağacı, datlı ekşi, datlı lemon. Hemen yanında bir güzel zeytin ağacı. Karşımda beyaz mersin ve çiçeklerle bezenmiş güzel bir köy bahçesi. Evet, biz bugün buraya geldik ve bu güzel artık sonbahar havasında, bu güzel ortamda sizlerle çok önemli, çok çok önemli, daha çok kışın yenen, yazın yapılıp kışın yenen çok farklı bir lezzeti anlatmaya çalışacağız. Bu güzel lezzetin de öyküsünü anlatmaya çalışacağız. Bu güzel lezzet aynı zamanda özellikle yine Zivaniya'nın vazgeçilmez mezesi. Ve bunu da yapanlar çok çok az. Yeter Arslan hocamız bunu babasından gördüğü şekliyle günümüze kadar taşıdı ve sürdürüyor. Evet değerli izleyiciler, Esentepe köyünde Yeter Hoca'nın, dostumuzun evindeyiz ve şimdi kapıyı çalıp içeri gireceğiz ve size bugün çok eski bir tat, lezzet genelde yapılıyor ama burada daha farklı bir kültür anlayışı içerisinde, geleneği içerisinde sürdürülüyor. Ve sizlere bugün Samarella'yı anlatmaya çalışacağız. Evet, bir bakalım Yeter Hoca evde mi? Sevgili öğretmenim, dostum, kardeşim, kameramanım, benle kültürü paylaşma için büyük özveri gösteren Oben Çelik'le beraberiz. Evet Oben, içeri geçiyorum. Yeter Hoca, bu zilçeler çalmaz da ha. Ne yapan? Ne yapan? İyiyim, sağ ol. İyisin? Yıllar sonra seni gördüm ya, yıllar sonra. İyi ki görüşürüz. Gerçekten. Ne yapan, iyisin? Hoş geldiniz. İyisin? Çok şükür. Ha? Sizi buyur. Gördük de. Ya sizi oldu. Görmek çok güzel ya, yıllar sonra. Buyur. Mustafa abiyi konuştum az önce, Gökçeoğlu'nu. Onunla beraber çok sık, evet, buraya gelirdik. Evet. Ve yıllar sonrası yine buraya geldiğimde geleceğim birkaç kere daha. Ama her şeyden önce sizi görmek müthiş bir mutluluk benim için. Her zaman beklerik. Her zaman. Evet. Biz misafiri çok severiz. O dantelleri nasıl çektirirdi size ince ince. Ya. Çok motifleri, evet. Yemeni oyaları. Yemeni oyalarını. Evet.
dantel motifleri. Evet. Evet. Çok meraklıydı canım çok. Bu Kıbrıs kültürüne çok meraklı araştırmacı evet. Mustafa arkadaşım. Evet. Onunla çok şey imza koyduk ve koyacak daha kendisiyle. Ama bugün beraberiz seninle. Evet. Sizinle. Evet. Şimdi ne yaparın içeride? Ne yapardın? Samarella yapmaya başlıyordum. Yani hayvanını getirdim, başlayacaktım yapayım. Ama siz de geldiniz, gelin beraber. O zaman hadi, hep beraber içeri geçelim. Hadi. Evet, geldik buraya Ethur Hocam. İçeri geldik. Evet. Bu hayvanımızdır. Evet. Bu hayvandır. İki gün önce kesildi, buzdolabında bekledi. Şimdi de biz onu beklerdik, getirdik ve başlayacak samarellayı yapmaya. Şimdi bu nereden sağ geldi? Kimden geldi? Benim ürettiğim, benim beslediğim hayvanlardan. Zaten dışarıdan pek almam ben. Fazla da yapmam. Ben yılda 3-4 hayvan yaparım. Zaten 2 tanesini çoluk çocuğum için yaparım. 2 tanesini de arkadaşlar için yaparım. Çünkü alıştırdık bazı arkadaşları. Mecburen onlar için de yapmamız gerekir. Bunu kimden öğrendin sen esas geleneğini? Şimdi... Ve sen bu mu atıyorsun? Eskiden nasıldı? Şimdi eskiden de aynıydı. Bizim mandramız köyden 7 kilometre uzaktaydı. Zaten o dönemlerde buzdolabı mı var? Zaten bu Samarella'nın doğuşu buzdolabının olmayışından ileri geldi. Nasıl saklayabiliriz bu eti falan onu sonra anlatırım. Rahmetli babam bu şekilde yapardı. Şimdi buzdolabı olan herhangi bir kasap ne yapar? Keser bir parça yapar, yorulduğu saat asar buzdolabına, paydos eder. Ama buzdolabın olmadığında mecbursun, buna başladın mı bunu bitiresin. Çünkü bırakırsan kokar. Yani ben şimdi başladım, kaç saat olursa olsun bu sonuna kadar bitmesi gerekir. Ve bir de yani neden? Belki başka türlü buzdolabı alabilirdim falan ama babamın mirasını, hatırasını yaşatmak için böyle devam ediyor. Olay bu değerli izleyiciler. Baba mirası, baba hatırası, babanın bıraktığı kültürü sürdürmek. Eti yatırmada rahmetli bir sefer geldi beni seyrederdi. Eti yatırırken, inceldirken. Yok be oğlum dedi ama boynuz kulağı geçti dedi. O da güzel. Aynen öyle. Hiç unutmam. Dışarıda balkonda yapardık. Şimdi başlıyorum. Hayvanımız nedir? Keçidir. Esas kısır Samarella. Kısır keçidir. Zaten en güzel kısır keçiden olur. Kısır keçiden olur. Şimdi aşamalarını söyleyeyim ve başlayayım. Kaç yaşında olur kısır keçi? Vallahi eskiler derlerdi ki yaşlı hayvandan daha güzel olur ama işlerine öyle gelirdi. Zaten genç hayvanı kim satardı, kim keserdi. Ama esasında genç hayvandan daha yumuşak olur. Ha, eski insanlar kısır koyundan yaparlardı, severlerdi yemek için. Çünkü yağ yemekten çekinmezdi insanlar. Neden? Gece gündüz çalışırdı dağda, bağda, bahçede bilmem ne. Ne kolesterol vardı ne bir şey. Ama şimdi yağlı yemez insanlar. Bak mesela o iç yağlar atılır. Evet. Onları kullanmayız. Fakat bu günümüz için bu hayvan idealdir. Yani Samarella da idealdir. Zaten o kısımların ince kısımlarını yapmam göreceksiniz biraz sonra. Evet. Şimdi ben aşamalarını söyleyeyim. Önce ne yaparım? Önce evet. Kaburgaları omurgadan ayırırım. Bir. Başlayacağım şimdi. İkincisi kaburgaları etinden ayırırım. Etten ayırırım kaburgaları. Önce kaburgalar ayrılır. Omurgadan ayrılır. Omurgadan ayrılır. Evet. İkinci etten ayrılır. Etten ayrılır. Ondan sonra ister ön ayakları etten ayırırsın, ister arka ayakları. Evet. Ve bu böyle nasıl ki şeyde restoranlarda derler kelebek balık. Bir dakika. Bu kelebek balık daha önce vardı öyle bir şey. Yok. Yeni çıktı. Yeni çıktı. Ben de espri yaparım onu. Ha, tamam. Göreceksiniz benim yani balıktan kelebek olur da keçiden olmaz mı? Ha. Ben de size onu yapacağım şimdi. Çok güzel de bir şey sorayım. Ha. Bu ayırma işlemindeki o şimdi kelebek derler, bilmem ne derler. O benzetme daha önce nasıl konuşulurdu, ne derlerdi? Onu bilmem. Açılmasına.
Ha, bunda mı? Bizde mi? Aha, şey Samarella'da. Samarella'da. Böyle açıldığında ne derler ona? Açılırdı derlerdi ki işte şimdi kemikleri ayırdık. Bir defa bittaka demezlerdi bir şey. Yok, bittaka demezlerdi. Şeyi doğradıktan sonra bakın eti yatırdıktan sonra kurudursun ve eskiden koyarlardı haşladıktan sonra yani sıcak kaynamadan sonra sıcak suya kaynatmazlar. Öyle hemen kaynamaya hafif başlarken atarlar, tamam mı? Onu çıkarırlardı ve bir plakanın üstüne veyahut da bir tahtanın üstüne koyarlardı. Onun üstüne de ağır bir tahta ve üstünden böyle bir ora bir bura basardın ve onu, senin aklına gelen o bittaka odur işte. Ha. Bu değil. O yapılırdı. Yapılırdı. Onu sordum onun için. Yapılırdı. Onu sordum. Yapılırdı. Bir şey sorayım başlamadan önce. Samarella yaparken bunun ham maddesi ve araçları nelerdir? Ben onları başlık olarak söyleyebilir miyim? Şimdi yani bundan sonra... Ha, bir tek şeyini, araçlarını, işte, araçlar malzemesi. Nedir? Ham maddesi hayvandır. Tamam, evet, bir. Tamam mı? Ondan sonra kullanacağımız bıçak, satır, pala. Tamam. Orada var. Tamam. Tabii bunları bilemek için de masat gereklidir. Evet. Tuz. Nasıl bir tuz mu, duz mu? Hangisi doğrusu sence? Bir emekli muallim olarak özellikle benim bir abim olarak. Tuz. Ha, şimdi anladım. Biraz şaşırttım onun için. Emekli değil her şey. Ha. Tamam. Evet. Duz. Duzlarsın bunları parça parça. Göreceksiniz rulo yapacağız. Tamam. Rulo yapacağız, koyacağız kabın içerisine. Kaba koyacağız. Bekleteceğiz. Ondan sonra serileceğiz. Ha. Ama bunun asıl Samarella'nın efendisi kekiktir. Ha. Şimdi yavaş yavaş geliyorum şeye. Evet. Evet. Samarella'nın efendisi kekiktir. Kekik kokusunu alan Kıbrıslı özellikle Baf ve Limassol Leymos'un Leymos'un bölgesindeki dağ köyleri kekik kokusunu aldığında Zandella Samarella yer. Öyle çok sanırım. Doğru. Kia Samarella yer. Pekala bunu grupmada ne kullanırdık eskiden? Serdiğimizde ona gelelim. Şimdi bak üç çeşit. Hadi, bir. Bir çam pürüzü. İki tülümbe. Üç mappuru. Tamam mı? Kurutmada altına koyarız. Kafesin göreceğiz şimdi yukarıda. Evet. Benim tezgahta göreceksiniz. Altında tülümbe serildir. Benim iki gözden ibarettir. Biri tülümbedir, biri mappurudur. Geleneksel. Babadan gelme yöntem. Evet. Tamam. Ama babam daha ziyade bizim bölgede çok çam vardı falan. Niho derdi babam. Niho yani. Nedir? Pürü, çam pürüzü. Çam pürüzü. Niho'dur adı. Niho derdi bu. Rahmetli babam Niho derdi. Ya. Evet değerli izleyiciler. Şimdi Yeter Hoca'la beraber kısa bir konuşma yaptık. Yöntemi öğrendik. Ve şimdi aldığımız bu güzel bilgilerden sonra adım adım bu Samarella'yı yapmaya çalışıyoruz. Hem yapılışını kullanılan araçlar, kullanılan gereçlerle beraber. Ancak bir o ben bir şey vardı, unuttuk biz. Ben hemen geliyorum. Peşkirimi unuttum. Peşkirimi. Evet. Peşkirim kaldı yok. Benim azıldır. Benim de omuzumda, bunu yaparken omuzumda peşkir olur devamlı. Ya da gençim sen de. Al sen de hadi. Ben alıyorum. Ben de heyecanım seni görünce. Ben de. O ben hemen geliyorum hemen. Evet Yeter Hocam. Aldık peşkirlerimizi de. Şimdi hayvanı ne yapıyorsun? İşte bir kaburgaları omurgadan ayırdım. Ayırdın şu anda. Ayırdım. Şimdi bu böbrek yatağın yağını alalım. Bu atılacak yağcıklar. Onlar atılacak. Onlar tavukların mezesidir. Çiğ yoksa kaynadın. Yok tavuklar çiğ yer. Kaynanmış yemez. Ya, sertliği gider. Onun için bütün olarak yemez. Kakalayamaz. Evet değerli izleyiciler. Bir hayvanın böyle nakış nakış işlenmesi ve böyle gıdım gıdım kesilmesi, doğranması ve en son halini göreceğiz. Bu çok nefis bir Samarella olacak. Şimdi Melcik biraz çekil. Ha. Şimdi bir kaburgalarını omurgadan
ayırdık ama tam ayrılmadı. Sadece bıçakla oynadım ben, kestim. Şimdi buna bir güç uygulayarak. İki gol elle bastırarak. Evet. Evet. Kelebecik oluyor. Oluyor kelebecik. Evet, şimdi bunları bir bir ayıracağız. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi Yeter Hocam önce ilk adım olarak bıçağın çakının ucuyla bir kırdı kemiklerin şeyini, kaburgaların. Kırma değil, eklem yerinden kestim. Bak, bak, eklem bak, yerinden. Bak, eklem yerinden. Bak, eklem yeri görür müsün? Eklem yeri. Eklem yeri. Bak, 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 bak. Şimdi bakın, başlıyoruz. Ayırmaya. Ayırmaya. Yalnız bu kısmı savarayla yapmam. Niçin? Hayvanların çok serttir bu boyun. Güreşir falan filan çok serttir. Onun için orasını samarıyla yapmam. Orasını kıymaya ayırırım. Bunu böyle kestik. Buradan da inelim. Bu boyun ayrılıyor şimdi. Tabii. Boyun kısmı samarıyla yapmıyorum. Sert olur. Evet. Ondan sonra da demesinler. Boyun yaptı, verdi, yedirdi bize sert samarellayı. Demek sertlik ondan gelir bazen, öyle yaparlar. Boyun sert olur. Sert olur. Hele erkek hayvanın çok sert olur. Yeter Hocam bir daha bahsede bakalım. Bu hayvan hangi hayvandı ve yaşı kaçtır? Bu keçi 4 yaşındadır. 4 yaşında. Ve oğlakları öldü. Ölmüştü kışın doğurduğunda. Ondan sonra bir huy çıkardı. Kendi sütünü emerdi. Kısırıyan kaldı. Ve şimdi samaralı oluyor. Samaralı yapacak kendini. Evet. Evet, deli izleyicide gördüğünüz gibi boyun ve omurga kısmı çok ince bir işlem ile ve dikkatli, hiç de hayvan parçalanmadan kaburgaları omurgadan ayrılıyor. Ve bunu Yeter Hoca çok güzelce yapıyor. İtina gösteriyor, özen gösteriyor ve dikkatli bir şekilde gerçekten sanki böyle çizgi çekermiş gibi bir hat üzerinde bunu ayırıyor. Ve gördüğünüz gibi de boyun ve omurilik birbirinden şu anda ayrılmak üzere. Buzdolabından çıktığı için ilk başlarken serttir. Et serttir fakat şimdi sıcaktan dolayı başladı çözülmeye. Daha zahmetli olur. Çünkü bıçak daha zor yürür. Ama sert olduğunda daha kolay. Şimdi butlarda göreceksiniz. İki bıçak darbesiyle çıkar. Pekala, eskiden buzdolabı yoktu. Nasıl o sertleşirdi? Daha zahmetli sertleşmezdi. Yumuşak. Asardık onu. Aha. Onu asardık, gece keserdik. Öğleden sonra keserdik. Onu bir böyle bir torbaya koyar, ayaza asardık. Dertesi günü yapardık. Gene gevşerdi ama daha zahmetliydi. Sonra sana söyleyeyim. Mesela rahmetli babam yaparken yalnız değildi. Çevresinde bullurgaları vardı. Ne vardı? Bullurgalar. Nedir o? Çocuklar. Tamam. Onlar da yardım ederdi. Ama benim aha bir hanım var. Başka çevremde biri yok. Evet. Onun için yalnız başıma yapma. Ne çocukların şeyi? Bu dediğim söz. Aha. Bullurga ya. Bullurga. Bullicikler. Bullicikler. Çocuklar. Evet. Biz de yardımcı olurduk tabii. Emel, gel canım bunu. Evet, şu anda yavaş yavaş ayrıldı değerli izleyiciler. Çok önceleri buzdolabı yok iken
bu öğleden sonra kesilirdi. Ayaz'da bir ağaca asılırdı. Torba içerisinde orada bekletilirdi. Ertesi günde bu böylece kaburgalar omurilikten, etten de kaburgalar ayrılmak suretiyle Samerella yapımına başlanırdı. Tabii günümüzde buzdolabı olduğu için bu biraz daha az zahmetli oluyor. Şimdi bu şeydir bu, arka şeydir, ayakları. Arka ayaklar, buttur. Evet. Ve bu uyluk kemiğini leğen kemiğinden ayırdım. Hangisi kuyruk, hangisi leğen? Bu uyluk. Uyluk kemiği. Evet. Bu. Bu da leğen kemiği. Bunu tabii ayırmak için ustalık istedi, değil mi? Tabii ekleminin yerini bilmek lazım. Bilmesen vuracaksın bıçağla, kemik yayılabilir. Evet, çok ince bir ayrıntı. Tabii. Çok ince bir ayrıntı ve şimdi çok güzel ayrıldı. Bu neydi? Bu iki parça. İç bonfile. Göster bir. İç bonfile. Bu etin en güzel, en yumuşak, lezzetli yeri. Evet. Yerini de isterseniz göstereyim size. Şuradandır. Göster. Evet, çıktı yer burası. Yani bunun altı, yani orası diye bunun altı işte, kısmı, evet. O kısmı gör. İç bonfile, iç kısmı. İç bonfile. Ha, iç bonfile. Kaç tane bonfilesi var? İki. Diğeri? Nasıl? İkinci? İki tane mi? Aynı yerde. Aynı yerde değil mi? Ha, bir, bakın. İç bonfile olarak. Bakın, omur çıkıntılarının en geniş olduğu kısım şurasıdır. Yani tam kalçanın üstü. Şu kısım en geniş omur çıkıntıları buradadır. Buradan başlar, burada daha kısadır, burada daha geniştir. Bu bölümü kaplayan et iç bonfile. Samerella'yı yapmak mı zor, yemek mi zor? Yapmak çok meşakkatli. Yemek çok keyifli. Tam şey değil, damak tadı değil. Tam damak tadı. Hele tiryakisi olur. Yani alışkanlık yapar. Gerçekten. Alışan bırakamaz samarellayı. Benim toruncuklardan iki tanesi müthiş bayılır. Ötekiler yemez. Ama yeğene afiyet olsun. Şimdi bitti bu değil mi? Ayırdık şimdi. Birinci aşamayı ayırdık. Birinci aşama bitti. Bu neydir? Bakın boyundan başlayarak omurgadır. Omurga. Gelir. Kalça, leğen kemiği, bu da kuyruk. Evet, şimdi ikinci aşama değil mi? Bunu kaldır, bir yere koy. Yavaş yavaş kelebek uçuyor. Evet, tam kelebek gibi deriz, iyice gördünüz mü? Evet, şimdi bunu çıkaracak kemiklerini karşılıklı hanımla. İkinci aşama. İkinci aşama. Evet. Gel bakayım. Nasıl evet, ikinci aşamaya Emre Hanım yardım ediyor. Ve güzel güzel şimdi kaburgalarını etten ayıracağız. Evet. Samerella'mıza adım adım gidiyoruz değerli izleyiciler. Evet, Yeter Hocam büyük bir başarı elde ediyor, gösteriyor ve kemikler çıktıktan sonra gerisi çok kolay. İnce iş o. Tabii. Birinci, ikinci aşama. Tabii, tabii. En zor aşaması 1 ve 2 değerli izleyiciler. Şu anda birinciyi bitirdik. Sırada ikinci aşaması vardır. Bana bir de şey biraz zor gelir. Kürek kemiğinden eti ayırmak. O kısımdaki eti de pek sevmiyorum. Hmm. Belki de ondan. Acaba? Bilmem. Başlıyorum ben. Tamam, başla. Şimdi bu. Let's açık dur o. Diyaframdır, ciğerleri tutan diyaframdır. Bunu ayırmamız gerekir. Letsadır bunlar, olmazsa böyle bunlar. Şimdi bir bir alacağız. Bunları. Tek tek değil, kemiklerden. Tek tek. Tabii tek tek yapmazlar ama ben tek tek yaparım. Nasıl yaparlar onlar? Böyle alırlar buradan, bu aralar kalır üstünde. Ha. Ben yok. Ben şimdi alacağım bunu, tamam mı? Ve tekrar çekimde göreceksiniz, sanki kemikler alınmamış gibi görünecek.
Demek kaburga kemikleri tek tek üzerine ayrılır. Evet. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, işte bu değerli izleyiciler. Yine ince bir iş, titizlik isteyen bir iş. Ve çakının ucundan böyle güzel güzel o kaburga kemikleri tek tek etten ayrılıyor. Ve biraz sonra dediği gibi Yeter Hoca'nın sanki kemik varmış gibi görüntü ortaya çıkacak. Biraz sonra. Şimdi geçtik ön kolları, yani ön ayakları, kürek kemiğini etten ayırmaya. Çünkü kaburga kemiklerini bitirdik. Geldik buna. Ön ayakları ayırmaya. Bunları gövdeden ayırdıktan sonra burada toparla da. Hemen. Buraya şimdi buraya koy. Buraya koy mu dedik, koy mu dedik biz? Koyduk. Biz öğretmeniz Zekai Bey. Koyduk yahu. Tamamdır. Biz senelerce öyle konuştuk. Koyduk. Bak konuştuk. Konuştuk. Mesele o işte. Dilimiz de bozuldu. Bir öyle oldu, bir böyle oldu. Bir anımı anlatayım mı? Anlat tabii. 2008'de Bilkent'ten bir profesör arkadaş aynı okulda okurduk. Bana telefon açtı, ne bileyim dış Türkler 3. dil kurultayı öyle bir şeyler var Kıbrıs'ta. Lefke Üniversitesi'yle ortak yapacaklar. Ben de emekliyim. Sorunum vardı böbrek taşı da kırdırdık o günlerde. Dedim ya ben emekli oldum artık. Biz seni bilirik ya. Ayarla bize öğretmen evinde yer. Bu kadar yer. Ayırdık. Ayarladık. Neyse bizi de davet ettiler. Gittik. Yukarıda benim de kısa bir konuşma yapmam icap etti. Neyse çıktık. Koridorda gidiyoruz. Hacettepe'den geldiydi bazı dilciler. Bir tanesi omuzuma vurdu. Ankara nasıl dedi. Dedim ne bileyim ben Ankara nasıl ya. Sen nereden geldin? Dedim Kıbrıs'tayım. Ya sen konuşurken dedi. Biz sandık da Türkiye'den geldin. Dedim yıllarca öğretmenlik yaptık ondan. Neyse endik yemeğe. Hacettepe Üniversitesi'nden karı koca iki dilci oturur benim yanımda. Bana dediler ki Kıbrıs ağzını, şivesini mahvettiniz dedi. Yani yok ki ben. Yani Kıbrıslılar. O ben duyar mıyım? Ben de ne dedim ona? Bak dedim. Yazılı basım. Görsel basım dedim. Türkiye kanalları. Türkiye gazeteleri. Hep dedim. Bunun içerisindedir. Herkes takip ediyor. Nasıl olsun da bozulmasın. İşte dedim bazen Kıbrıs ağzı, yarısı Kıbrıs ağzı, yarısı yazım ağzı. Onun için dedim bize suç bulmayınız. Bu sefer ben başladım. Ama siz Lefke'den geldiniz yoksa Ankara'dan geldiniz? Nereden geldiniz? Derim ben. Hanımı eşine dedi ki duy Kıbrıs ağzıyla konuşmaya başladı. Hoşuna gitti yani. Evet değerli izleyiciler. Duyduğunuz gibi Yeter Hocam, Emin Hanım da uh dediler. Bize muallimlik dediler ve dilimiz sürçer. Evet. Ne yapacağız değerli izleyiciler? Siz söyleyin bana. Ne yapacağız? Zorla kelimecikleri unutturmak için çaba harcarık. Neyse hadi onu kabul ettik. Benim öyle kelimecikler var ki istesem, ben şimdi istersem Karadeniz şeyle de var. Yok ben istedim Kıbrıs. Yani ha. Karadeniz şivesinde konuşurum ve beni Karadeniz'i sallar. Bir konuş bakalım hadi. Öğretmenim, ha bu ne dur? At mı dur, eşek mi dur? Bana çocuklar derlerdi. Ama her yörenin de hoşa giden bir lehçesi var. Son kültür, ona itiraz yoktur. Yok. Doğu, Güneydoğu, yok. Anadolu başka, Ege başka, Karadeniz başka. Şimdi ben size bir şey sorayım. Köy köy de değişir yahu. Şimdi ben size bir şey sorayım. Sen bana şimdi bu keçiciyi ayırırken şeyden, kemiklerinden
Bana bunu anladın Laz dilinde. Bir uzun gider acele işim var. Anlatabilirim. Evet değerli izleyiciler, Laz dili, Kıbrıs dili devam ettik. Ve bunu konuşa konuşa keçimizi omuriliğinden, omurgasından, kaburgalarından ayırdık. Butlar da ayrıldı. Ve gördüğünüz gibi ayrıca bunların kemiği ayrılacak. Ve gördüğünüz gibi karşımıza bir kelebek görüntüsü çıktı. Ve bu çok ince bir iş. Özen isteyen tecrübe. Şu anda burada Yeter Hoca'nın 60 yıllık bilgi birikimi konuşur. Net. Evet, şimdi sırada butlardaki kemiği ayırmak geliyor. Yeter Hocam aldı elinde çakıcığını. Şimdi arka ayakları değil. Evet. Çok basit şekilde arka ayaklar kemikten ayrılıyor. Evet, şimdi ne yaparız Yeter Hocam? Kemiğini ayırıyorum budun. Kemiğini ayırıyorum. Yalnız bak, bunu bıraktım, bu inciyi. Bunu ben samarayla yapmam, bu da sert olur. İşte bakın. Kıbrıs dilinde incik dediler ona. Bizde Baf tarafında incik demez. Ne dediler işte? Sonari'nin üstü derdi babam buraya. Bir daha söyle. Sonari. Ha, Sonari'nin üstü. Ne dedi Sonari? Sonari, bu kısım hani şey oynardık, vezir. Evet. Oynardık böyle kemik vezir oynardık. Vezir gelirdi, padişah, eşek, tekne, evet. Hatırlar mı? Evet, tabii. Ha, bu kemiğin üstüdür. Sonari değil. Evet değerli izleyiciler, Sonari'nin üstü de şöyle derler, Sonari'nin üstü derler. Türkiye'de incik derler. Burada da yani başladı insanlar incik derler. Belki de Mesarya'da incik derlerdi. Bunu öğreneceğiz. Şimdi çok tuhafıma gider. Ciboy var ya, ciboy, çengel. Evet. Çengel. Bizim Baf'ta çengel derdik. Mesaryalılar pek Rumca sözcük kullanmadığı halde çengele onlar ciboy der. Ben de Mesaryalılardan öğrendim. Ciboy. Ayağı çeken. Ci. Yani ci. Tarafa. Ayağı. Sen bunu bir açıklayalım. Ciboy nedir? O hayvanın neyi çeker? Tam açıkla. Ayağını. Neyin hayalini? Mesela keçiyi, koyunu, dutanağı buradan atan. Dün, anlatayım size, gittik o arkadaşla, bana yardım edecek. Islık attım hayvanlara. Emin abi, biz hikaye kuruluka tamamdır değil. Biz yaparak o sohbeti, muhabbet yaparak. Gittik bu hayvanı kesecek. Islık attım hayvanlara, gelirler. İki hayvan geriledi, bir tanesi geçti. Geldi, tek kaldı bu. Dedim arkadaşa bak, bu hissetti. Çünkü daha önce de başıma geldi öyle şeyler. Ve dedim bu hissetti, çok yavaş olduğu halde bu elle yakalanmaz. Şimdi gittiğimizde benim eve göstereceğim sana. Ciboy'i. Ve Ciboy ile yakaladım yine. Arka ayaktan. Sonari'sinden yakaladım. Hah, Sonari'sine yakaladı Ciboy ile. Bir şey sorayım sana arada. Hayvanların da yüzüne bir şey kollardı. Neydi onun adı? Yüzüne? Ağzına böyle kapalılardı. Faitsi. Faitsi. Başka adı var mı onun? Yok. Biz Faitsi derdik. Bazısı uyan dermiş. Ama şimdi bilmem bu taraflarda varsa bu konuyla ilgili Türkiye'de bir Kıbrıslı kız Türk Dil Edebiyat bölümünde bir tezi vardı. Bunlar galiba bu işler Kıbrıs'taki bu hayvanlarla ilgili. Ve geldiydi bana buraya da anlattıydım kendine bir soruyu, hem bir soruya setmeyi. Hem nedir onlar? He? Ne diyor bir soruya, bir soruya setme? Şimdi bak, hayvanların memesine bir dar bir çapıcık kesersin. Sakız koyarsın, çam sakızı, eski çam sakızı koyarsın. Bir çevirdikten sonra bir tutam keçi gılı koyarsın. Bir de sağa sola çıkıntısı olan gazulya dikeni. Çevirin, hayvan ememez. Bu kültür kayboldu memlekette. Ben yaptım birkaç defa yani. Başka yok.
Faizçi de geçen sene geldi, biri bulamamış birisini, faizçi yapan birini. Yaptım bir faizçi, gösterdim yani böyle böyle yapacaksın. Bilmem yaptıysa devam ettiyse ama ben yaptım. Niçin bunu yaparlardı? Kor ağzına emzirmesin. Emzirmemek için. Yani anasını emziremez. Evet. Onu koyduğunda ağzına. Ona faizçi derlerdi. Bir kültür kaynağı değerli izleyiciler. İnanılmaz bir kaynağımız, dostumuz. Evet, yavaş yavaş arka bacaklar da, ayaklar da böylece kemikten ayrılıyor. Şimdi ön ayaklar da çıkardıktan sonra gerisi benim için oyuncak. Evet. Oyuncak der yeter hocam. Gerçekten oyuncaktır vallahi. Vallahi billahi oyuncaktır. Bak mesela bunları al, koymam Samarella. Evet değerli izleyiciler, Samarella yapımı devam ediyor. Şu anda yeter hocam. Ön, arka, kol, bacak hepsini ayırdı. Ve şimdi gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir şekil ortaya çıktı. Bunun adı nedir? Ne yaptık şu anda? Ben eti yatırdım derim. Yatırdık. Tabii. Yatırdık. Yani genişlettik bunun alanını ve incelmiş oldu. Bu kurumasına yardımcıdır. Eğer kalın, ki çoğu yerde kalın bırakarlar, şu ara kısımlar iyice kurumaz ve böyle hafif koku yapar. Sinekleme yapmaz? Yok, sinek atmasa gene olmaz ama kendi kendine çürüme yapar dip kısımlar. Ama böyle yaptığında güneş her yerini avlar ve gayet güzel kurur. Kaldır bakalım monitör hocam bir. Şu anda bütün etimiz şu anda yatırılacak değil mi? Tabii, hepsini yatıracak. Hepsi. Hepsi aynı şekilde böyle olacak. Böyle olmasa kurutamazsın zaten. Bundan sonraki aşama duzlamadır. Duzlama. Duzlama, evet. Evet Emre Hanım, kolay gelsin hadi. Böğün hep beraberik ha. Evet. Değil. Ha? Değil ya, değerli izleyiciler. Bir dakika, bir dakika. Tuzlama mı? Duzlama. Ne oldu ansızın ama? Tuzlama. Ha duzlama, tamam şu anlamadım da. Emel Hanım aynı zamanda benim can dostum, yoldaşım, arkadaşım, müvettemin de kardeşidir, ablasıdır. Evet Emel Hanım, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yatırılmış olan eti tuzluyoruz. Tuzluyoruz. Evet. Nasıl yapalım o işlemi? Böyle bu aracıklarını çok özenle. Niçin aracıklarını özenle? Çünkü oralar şey, kokmasın. Kokmasın. Tuzlanan et pişer biliyorsunuz. Evet. Tuz etin pişmesine yardımcı olur. Pişmesine yardımcı olur. Kullandığın tuz nasıl tuzdur? Kalın tuz. Kalın mı, kalın mı? Nasıl bir tuzdur? Kalın tuz. Kalın tuz? Evet. Tamam. Ön, arka hep bunu tuzlarız. İkisinde. Kalın tuzunu. Evet. Evet. Ondan sonra, bir dakika, bunları bitireyim. Şey, bunu sararız, rulo yaparız. Bakın. Ne için? Çünkü bu böyle bir gece bekleyecek tuzda. Tuzda. Evet, tuzda bekleyecek. Ve pişecek bir pişecek. Miktar. Evet. Yani pişirecek. Evet. Pişecek tuzda. Tuzda pişecek. Tamam. Evet. Bu kadar. Bu kadar ve bunu. Bunu buraya koyacak kabın içine. Koyacağız, evet. Evet, böyle kaba giriyor. Yerleştiririz. Evet. Bütün hayvan bu şekilde. Önce açılır, yatırılır, sonra duzlanır, rulo yapılıp bir kaba konur ve bir gece bekletilir. Evet değerli izleyiciler, bir taraftan Yeter Hocam kelebek gibi açılmış hayvanı yatırmaya çalışıyor. Yatırdıktan sonra da hanımı Emel Hanım da kalın duzundan duzlar, onu rulo yapar ve bir kenara koyar. Evet. Samarella'mız devam ediyor. Bakalım gün sonunda nasıl bir lezzet tadacağız. Göğüs kemiklerini ayırdım. Bak, ayırdım. Bunlar Samarella yapmam. Tamam mı? Bu bizim mahalli dilden söyleyeyim. Yufka böğrünü de ayırıyorum. Yufka mı, aşkı mı? Yufka. Yumuşak anlamında. Hayır. Yufka, ince. İnce anlamında. Öyle derler. Buna rahmetli babam yufka böğrü derdi. Yufka derdi o zaman kendisi. He? Yufka derdi. Tabii yufka. Ha. Bu yufka böğrü derdi. Böğrüne derler ya. T-
Tamam. Kurdu ve gavre böğrüne vurdu Allah için derlerdi. Evet. Peki burası böğrü diyor ha? Tabii. Yufka böğrü. Bunu da ayırdık. Onu da samarıyla yapmayık. O da olmaz. Demek ki olmayan kısım nedir şimdi özetlersek? Böğrü. Olmayan kısım böğrü lazım ki çok semiz olsun. Yağlı olsun. Onunla yağlı olduğu için hiçbiri yemez. Ha, bir de incikleri yapmam. Bir de enseyi yapmam. Bir arka ve ön incikleri. Ense. Arka ve ön incik. Abi incik anlamıyorum. İncik ne diye anlamadım ben. Dedim ya sana şey. Sonar. Ha şimdi anladım. Şimdi anladım Allah için anladım ya. Derder baderim nedir? Nedir? Sonar nedir? Sonarin. Ha sonar ya tamam. Şimdi oldu yeter hocam ya. İncik de bana benim kafam karıştı lan sizin. Bak sana bunları... Ben alışmadım ne yapayım? Bunları dinleyenler incik demesek anlamaz. Bana ne başkasından? Beyin dilim ilgilenir. Hadi oğlum. Ne, tamam, Allah Allah. Doğru tamam. Evet. Tamam biz de öyleyse sonari diyeceğim. Ha, şimdi oldu. Sonarinin üstü hem ön ayakların da dizin üstü. Evet. Ön ayakların dizin üstü. Sonarinin üstü onlara incik derlermiş. Ben o ayrı bir şey parantez içinde. Ben de yeni öğrendim. Tamam. Evet işlem devam şimdi. Devam. Evet. Ya bak bu kaldı. Bak gördün mü bu kaldı. Yani o kocaman hayvandan bu kaldı. Samarayla yapmak için. Hah. Şimdi ben bunu ikiye ayırabilirim. Değerli izleyiciler yavaş yavaş samarayla'nın sonu değil. Yatırma, duzlamanın sonundayız şu anda ve şimdi buradaki parçada ilginç bir şey gördüm bunu. Yeter hocam burada. Bu nedir? Nasıl ki bizim diz kapağı kemiğimiz var, diz kapağı var. Bunların da arka ayaklarındadır bu parçacık. Bu bağımsız bir parçadır. Rahmetli babam derdi, bütün kemikler çıkar bu çıkmaz. Böyle büyük parça yapardı. Nasıl çıkmaz? Vur bıçağı çıkarsın. Demek ki etin şeklini bozmak istemezdi herhalde. Ben de onun anısına bir tanesini olsun bırakırım. Yani birini çıkarsam bile bunu bırakırım. Anı olarak. Anı olarak tabii. Rahmetli babamın anısına. Bir şey sorayım. Biz bugün belki de 10 parça yaptık. Babacığın rahmetlik kaç parça yapardı? Parça değil, çok parça. Ben ortalama söyledim ben. Ondan fazladır. Küçük parçalar. O dört bir taraftan yapardı. 8 parça. Büyük parçalar yapardı. Biz büyük hayvan olursa biz 15 parça, 18 parça bile yaparız. Gene bugün 10 parçayı çok geçer. Evet, yavaş yavaş yatır hocam diğer taraftan eti yatırırken ben de diğer taraftan duzlamayı yaparım. Kalın duzundan. Gördüğünüz gibi özellikle araları değerli izleyiciler. Bu ara kısımlarını böyle avuçla da iyice ovuşturmak lazımdır. Aralarını parmaklarından, bak mesela burada yok gördünüz mü? Birazcık buraya, üzerine. Ve bu şekilde değil hocam. Evet. Doğrudur. Aynen öyle. Özellikle yarıklar arkasını yaptın mı? Yok daha şimdi. Önce bunu. Ha, dur. Arkası şöyle bir çizik atayım. Evet. Duz işlesin içine de. Hafiften ser üzerine. Bir ovuşturalım öyle. Rulosunu ya tamamdır. Biraz burası ister ama. Hafif. Şey, tamam. Rulo zaten onun için yapalım. Evet. Herhangi bir yer çıkarırsa. Evet. Yapamam şimdi ama cızgı da içten gelecek. Evet. Evet bu şekilde de sararak dolma gibi. Tamamdır. Evet değerli izleyiciler. Bu da bu şekilde girdi ve son parçayı şimdi yaptık ve duzlaması. Hoppa. Ve diğer aşamaya geçiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bunu gidip sereceğiz. Kuruması için sereceğiz. Hadi. Evet, şimdi damaç gördük değerli izleyiciler. Damda bunları sereceğiz ve kurutma aşamasına geçeceğiz. Hep beraber görelim bakalım. Bu nefis samirayla nasıl olacak? Evet, çıkalım hadi. Evet değerli izleyiciler, şimdi yavaş yavaş samirayla'yı güneşte kurutmak için dama vereceğiz. Yeter hocam yukarıda, ben de aşağıda. Bunu bağlayıp şimdi yukarı çekeceğiz. Samirayla'yı yavaş yavaş yukarı çekiyoruz. Evet.
Şimdi sıra bizde. Dama çıktık. Tırmanarak çıktık merdiveniyle. Evet Yeter Hocam. Şimdi sistem nedir? Bakın şimdi bu gördüğünüz Samarella kurutma tezgahımdır. Evet. Tamam mı? Sağ tarafta, sağ gözde gördüğünüz tülümbedir. Yani bir nevi kekik. Sol tarafta gördüğünüz de mapurudur. Yani kozalak. Diğer şey değil içinde. Çam şeyleri. Çam fıstığı var. Bunların içinde çam. Sürgünleri de. Tabii. Çam, evet. Çam fıstığı var. Tohumu var içinde. Bu gelenekseldir. Vallahi isteğe bağlıdır. Yok yani. Yani ilk zamanlarda bizim köyde sadece çam pürüsü koyardık alta. Ben burada ilk çam pürüsüyle başladım. Ondan sonra kozalağa dönüştürdüm. Kozalaktan sonra tülümbeye. Tülümbe de bir çeşit kekiktir. Çünkü hava alttan işlemesi lazım. Yani doğrudan yere koyamazsın. Koyduğun yere o zaman eyi kurumaz. Şimdi sen bize bu sistemci anlatabilir miyim? Tabii. Üstün altını. Tabii. Bakın şimdi eskiden üst tarafta bu tel yoktu. Tel yoktu eskiden. Yoktu. Eskiden eski tezgahlarda bu tel yoktu. Neden bu teli koydum? Karga veya kediler o sinek telini parçalardı. Tamam mı? Bu sefer işte bazıları... Bir şey sorayım. Ondan önce hiç tel yoktu değil mi? Daha önce? Yok. Hiç tel yoktu. Samarella'da muhakkak tel olsun. İlkten biri vardı. Kemikli pastırmada yoğdu. Zaten kemikli pastırma yapıldığı dönemlerde sinek teli yoğdu. Onu çalının üstüne atalardı. Bir kişi sabahtan akşama kadar o sineği kaçırırdı. Ben o işi çok yaptım çocukluğumda. Tel olmadığı zaman. Tamam. Sabahtan akşama kadar sinek kaçırırdı. Güzel. Ha. Şimdi bazısı dedi ki işte zehir koymaz mı kediler ölsün falan filan. Yok ya dedim hiç olur öyle şey. Ve düşündüm taşındım böyle bir şey çizdim marangoza. Üstünü koruyucu. Bu da alttan sinek teli. Alttan sinek teli. Bunu takarım bu odunu buraya ve altta ben çalışırım. Mesela şimdi başlayayım sereyim. Evet tezgah böyle değerli izleyiciler. Şimdi Yeter Hocam çömelerek duzladığımız, yatırdığımız, son duzladığımız samaraları tülümbelere sereceğiz. Roloyu açarım. Böyle sereriz. Evet. Her gün bir tarafı. Birkaç tane daha sereyim. Bu böyle devam eder. Yan yana koyar. Kurumaya terk edersin. Akşamleyin güneş gittikten sonra bunun üzerini muhakkak örtmek lazım. Çünkü çiğ eder. Çiğ ettiği zaman da eti bozar. Onun için çiğden koruyacaksın bunu. Yağmur olduğunda hiç açmayacaksın. Bir gün bu yüzü kalacak güneşte. Ertesi gün öbür yüzü kuruyana kadar. Kuruyana kadar böyle bir gün bir yüzü, bir gün bir yüzü. Özellikle en sıcak ay Kıbrıs'ta Temmuz'dur. Temmuz'da çok sıcak olursa samarella ben yapmam. Mecbur olursam yaparım. Birileri ister işte canı çeker falan. Onu direkt güneşte kurutmam. Üstüne bez sererim. Bunun üstüne. Bez sererim çünkü nasıl ki eti kebap yaparken kömürde ateşe çok yakın tutarsanız dış kısmı pişer, iç kısmı kırmızı kalır. Yani güzel olmaz. Samarella da aynıdır. Onun için çok sıcak günlerde güzel olmaz. Kurur. Ama böyle zamanda bu güneşte çok güzel olur ve yumuşak olur.
Nisan ve bu Ekim aylarında çok güzel olur samarayla. Yani Temmuz, Ağustos, hariç. Evet. Ağustos'un 15'inden sonra tamamdır. Ancak bunun da riski var. Bir yere giderseniz yağmur yağar. Hepsi gider. Batı olacak. Ha, durum bu. Kaç günde bir şey bu durumda ortalama? Şimdi Mayıs ayında 3 günde bişer. Ağustos'da 3 günde, Haziran'da da aşağı yukarı öyle. Bu mevsimde 5 günde. 5 günde. Mesela bundan önce yaptığım bir tane vardı. 5 günde. 5 günde oluşur. Bu mevsimde ideal mevsimdir. İdeal mevsimdir yağmur yağmasa. Yağmur yağmasa. Yağmur yağarsa uzar. Uzar iş. Uzar. Baksanıza bak hemen sinekler. Sinekler geldi evet. Hemen sinekler gelir çünkü bu eti koyar koymaz örtmek lazım. Evet. Şimdi örtüyoruz biz. Ve kurumasını bekleyecek. Örtüyoruz. Kurumasını bekleyeceğiz. Şu şekilde örtülür. Evet. Bu hiçbir şekilde bunun içine sinek giremez. Ve yarın bunu ters yüz olacak. Tabii ters yüz olacak. 5 gün sonra yağmur yoksa 5 gün sonra evet. Bu kaynamaya hazır. Yok. Aşağı indiririz. Kurumuş eve koyarım. Ancak hemenden biz haşlama deriz. Sadece kaynamaya kaynamaya hazır suya batırırız. Heh. O batırım işlemi haşlama deriz. Yani tuzunu almak içindir. Ha derse birisi derse ki ben tuzlu yiyemem. İki defa tuzunu alırsan zaten tuzu kalmaz. Yani sonuçlanacak şey tansiyonla ilgili. Ha aynen öyle. Ne diyecek? Şimdi tansiyonu olanlar samarella yiyemez. Çünkü samarella tuzlu bir şeydir. Tuz pişirir bunu. Evet. Ama illaki yemek isterse iki defa haşlanmış alması lazım. Evet değerli izleyiciler, şimdi yavaş yavaş buna biz güneşte kurutmaya bıraktık. Buna kuruyunca da diğer aşamaya geçiyoruz. Hep beraber izlemeye çalışalım. Bunlar artık kurumuştur. Bak dikkat ederseniz olmuştur artık. Bunları aşağıya indireceğiz. Aslında bekletmem lazım ama madem çekim var, lazım ki bugün birkaç parça haşlayalım ve samarella işlemi tamamlamış olalım. Evet. Gördüğünüz gibi tülümbe üzerinde eski bir gelenek şeklinde üzeri tel ve tavuk kümes telinden olmuş olan örtülmüş olan kafesimizdeki duzlanmış samarella etlerimiz kurutuldu. Ve şimdi bunu evet bu nerede? Bu da mappuru. Yani kozalak üzerine serebilirsiniz isterseniz. Evet. İkinci yöntem mappuru dediğimiz çam kozalağı üzerine de bunları serebilirsiniz. Evet. Bunlar kurutuldu. Şimdi sıra çok az kaynatmada. Evet, ondan sonra tadım ve gerçek samarella'yı öğreneceksiniz değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, damdan aşağı indik ve güneşte kurumuş olan etler, samarella olacak etleri aldık ve şimdi onları ne yapacağız? Getir hocam. Kaynamaya hazır gelmiş. Bak kabarcıklar oluşuyor. Kaynamadan önce bu parçaları bir bunun içine atacağız. En fazla 2-3 dakika, fazla değil. Tuzu alınsın diye. Başka bir işlem yok. Sırf tuzu alın. Tabii. Tuz değil mi? Duzu değil mi? Duzu alınsın diye. Evet. Duzu alınması için evet. Attık şeye kaynar su. Hafif kaynar değil. Kabarcığı çıkmış su hazır demektir. Küçük küçük kabarcıklar var. Tam onlar oluşurken koymak lazım. 2-3 dakika. Fazla gerekmez. Yani şimdi durmayalım vaktinizi çalayım. Bir parçayı gösterdik. Bence kafidir. Tamam. Ondan sonra son aşamayı görecek değerli izleyiciler. Duzunu aldık. Tekrar bunu bunu geriye alıyoruz. Tamam? Geriye alalım. Süzdükten sonra bunu da kekikleyeceğiz. Ama zaten bir parça olduğu için hemen hemen suyu akmıştır. Bakın orada benim evde ürettiğim bak dışarıda var. Dillirga Kıbrıs kekiği.
Dilirga Kıbrıs kekiği. Evet. Şu işte. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Kekikliyorum. Kekikliyorum. Ama ön arka her tarafını. Her tarafını kekikleriz de. İşte çevirdiğin zaman öndekiler düşer. Onun için ön tarafını kekiklerim ben sadece. Servis yapılırken kekiklenip karıştırılması lazım. Evet. Tamam mı? Bu tamamdır. Şu anda hazır değil mi samerlamız? Hazırdır, hazır. Artık ne olacak şimdi? Birazcık da zivani yaylan. İlk başka ne yapabiliriz ki? Yani bunun şeyi Gonya'yı ne ilişkisi? Zivaniya. Zivaniya. Bu kadar emek zivaniyasız olmaz. O zaman geçelim şeye. Karşıya. Alalım sinimizi de. Evet. Onu da alalım. Evet değerli izleyiciler. Burada samerlamız. Şimdi tadım saati. Evet değerli izleyiciler, yoğun bir gün, hem tam bir gün, çok değerli dostum, 1990'larda tanıştığım ve çok değer verdiğim Mustafa Gökçeoğlu abimle birlikte onu tanıştırdığı ve çok kalıcı bir dostluk ortaya çıkan Yeter Hocam. Bugün kendisini evinde gördük, hanım Emel Hanım hep birlikte. Emel Hanım. Efendim? Emel mi dedin? Emel. Emel Hanım'la birlikte. Bugün sizlere Kıbrıs kültüründe unutulmayan ancak orijinali çok az yerde yapılan Samarella'yı anlatmaya çalıştık. Gelin hanım buraya gel de. Gel dursana gel bize hoşla. Hadi gel dur. Dur yanımıza. Ve gün boyu bize babasından kalma yöntemi bilgilerle bize Samarella'yı yaptı. Ve Kıbrıs mutfağına, kültürüne not düştü. İmza koydu. Bu kaynak çalışmamıza büyük katkı yaptı. Yeter Hocam çok sağ ol her şeyden önce. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Vesile oldu da buluştuk bir araya geldik evet, yıllardan sonra. Evet, evet. Değil mi? Evet, evet. Yani, benim hoşuma gidiyor. Böyle arkadaşlar ziyaret ettiğinde falan filan sohbet. Konuşmayı da pek sevmem aslında. Ama... Ben de aynıyım. Ben de aynıyım. Ben de aynıyım. Ben de aynıyım. Böyle sıkılırım. Konuşayım. Sıkılırım. Sıkılırım. Ama tabii ki bu çalışmasına devam edecek. Onu söyleyeyim sana. Ben şu gerçek bir kaynak kişisin Kıbrıs şimdi, toplumunda. Şimdi gidelim. Benim de bir kulübecik var. Gidecek ona. O da görecek. Kulübeyi de görelim. Bakalım ne diyeceksiniz. Biraz dağınıktır ama olsun çoban evidir. Mühim değil. Hiç İsmi değil üzerinde o. Çoban onu evi. Onu görecek. Ayrı çıkma yapacak. Kıbrıs çoban evi. Hele onun içinde İşmet bir başkadır. Huu aman Allah'ım o ben tam sağ yöre. Bak kışın böyle ocağı yakayım. Tamam mı? O ben çekeyim akşam burada ya. Akşama gelecek çekime. Ha, ocağı yakacağım onda tamam mı? Böyle cız bız bir şeyler yahut da işte samarelacık, köftercik, meftercik falan. Unuttuk bunu. Vallahi. Vallahi bunu unuttuk da aldık dedik konuşmayı sevmek evet. Ve çok sevmişik. Değerli izleyiciler, şunu söyleyeyim arada not olarak. Kıbrıs mutfağındaki çalışmalarımızda sizlere bunu aktarıp kaynak oluşturmak için yeni kitap çalışmamda Yeter Hocam'ın büyük katkısı olacaktır. Ve bugün sizlere geleneksel samarellamızı yaptık. Dadıyoruk. Yanında da kek içkisi Zivaniya. Zivaniya. Hadi. Eyvah. Bizim bölgeden. Todos bölgesi. Eyvah Brody. Eyvah Brody. Hadi gelelim Emel Hanım.
Hadi gel. Kesin de bir açık. Gördüğümün Allah için. Burası sendesin. Valla. Hadi bir açık değil. Hadi eyvah Brody. Eyvah Brody. Eyvah Brody. Eskiden bu Zivaniye'den 45 derece. Ovalardı bizi. Rahmetli anacım 7 tane çocuk büyüttü. Çocukken hiç doktora birini götürdüğünü hatırlamam. Ne için? Ne bileyim ya. Çok sıkışınca götürürlerdi. Çok sıkışınca götürürlerdi ama ben hatırlamam yani. Besleme ve yaşam koşulları. Elbette. Beslenme biz zannederdik ki işte fakirlik bilmem neyik çünkü satın almazdık bir şey. Hep kendimiz üretirdik ya. Kapalı ekonomi. Ben çocuk olarak zannederdim ya fakirlik galiba biz hiçbir şey satın almayık. Yalnız gideriz işte pirinç alırız, şeker alırız, tuz alırız, sabun alırız. O birilerini hep biz üretirdik. Meğer en pahalı şeyler samarella. Sucuk. Efendim sucuk, köfter, kuru üzüm. Bir köfün kuru incir. Bunlar şey ya. Yani hepsi de şimdi lüks. Kıbrıslı için şu gerçek vardır. Kendi ürettiğini tüketen toplumdu. Kendi ürettiğini tüketen toplum. Hadi, Eva Brody. Hadi Emel Hanım, Eva Brody. Evet, değerli izleyiciler, Samirallah'ımız, sucuğumuz, Zivaniye'miz, Yeter Bey, Emin Hanım. Çok güzel bir gün, çok nefis bir gün, lezzetli bir gün, keyifli bir gün. Dostlukların, kültürün, her şeyin konuşulduğu bir gün. Yeter Hocam, Emin Hanım, tekrar teşekkürler Kıbrıs kültürüne imza koyduğunuz. Ama bu kadar da yani bulaştırdık bu bodiricikleri daha. Ha, bitirdik. Gene içmeyecek başka. Aa. Vallahi içeyim ama dur bakalım. Getir. Neyse sen dökün adamını kapayın programı. Son bir mesaj ver. Şu durursak duramayacak bu işte. Ne vereceğim? Ha izleyicilerimize bir şey söyle de kapayalım programı. Sen söyle sözü. Hadi Emel Hanım gider sen söyle de kapayalım. Söyle yapalım Eva Brody. Tamam. Hadi sıra sende. Getir hocam bir şey söyle. Yani şimdi bunu program olarak... Hangi seyircilere söyleyeyim? Ne? Bütün Sim TV izleyicilerine. Ha Sim TV izleyicilerine. Ya bir merhaba söyleyin, bay bay deyin. Sim TV'yi her izleyen için ben söylüyorum. Bu programcı iyi izleyin. Göreceksiniz ki buram buram Kıbrıs kültürü kokar. Evet, evet. Oraya söyleyeyim. İyi seyirler. Evet. İyi seyirler. Evet Emin Hanım, sıra sende. Evet, bizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kıbrıs örneklerinden bir şeyler sunabildiysek size ne mutlu bize. İyi seyirler. Evet, çok sağ olun. Evet, son söz değerli izleyiciler. Neriman Cahit hocamın dediği gibi, sevgiyle kalın, gelecek hafta Zekai Altan ile otantik Kıbrıs mutfağında buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Ve Eva Brody. Bir dalda iki kiraz, biri al, biri beyaz. Eğer beni seversen, mektubunu sıkça yaz. Sallasana, sallasana mendilini. Akşam oldu göndersene sevdiğimi. Sallasana, sallasana mendilini. Akşam oldu göndersene sevdiğimi.
Salla salla mesti sallan da milisa men. Nase barona me paris sifonisa men. Nase barona me baris sifonisa men. Salla salla mesti sallan da milisa men. Guna mudo guna muto domandili su. Na filiso din el yasu pastashili su. Bir dalda iki ceviz, haramız derya deniz. Sen orada, ben burada, nebet kaldı ne beniz. Salla sana, salla sana mendilini. Akşam oldu göndersene sevdiğimi. Salla sana, salla sana mendilini. Akşam oldu göndersene sevdiğimi. Bode aspra, bode mavra, bode kokina. Ti zoi mu yanzi duses fastinedina. Ti zoi mu yanzi duses fastinedina. Bode aspra, bode mavra, bode kokina. Guna mudo, guna mudo, domandili su. Na filiso din el yasu, pastashili su. Salla sana, salla sana mendilimi. Akşam oldu göndersene sevdiğimi.